Sevgili seyirciler, Van'da son birkaç yıldır uçak bilet fiyatları vatandaşları bezdiren noktaya geldi. Ve hakikaten bezdirdi dersek yanılmış olmayız. Defalarca Van Gölü TV ekranlarında dile getirdik. Konunun muhataplarını, turizm ajantalarını, siyasileri, halkı, vatandaşları. Bu durum Van'da bu tepkiler dinmek bilmiyor doğrusu. Sefer sayıları azaldıktan sonra fiyatların arttığı iddia ediliyor. Van Gölü TV ekibi olarak sürekli gündeme getiriyoruz uçak bilet fiyatlarını. Van'daki bazı vatandaşlara konuyu geçmişte sorduk, bugün yine sorduk. Vatandaşlar sefer sayıları azaltırdıktan sonra fiyatların artırıldığını söylüyor ve konuya tepki gösteriyor. Van'da son birkaç yıldır uçak bilet fiyatları vatandaşı bezdirdi. Uçak biletlerimiz maalesef çok pahalı. O yüzden vatandaşlar sık sık gidiş geliş yapamıyorlar. Ha, buna istinaden uçaklar dolu mu? Fiyat yüksek olmasına dair uçaklarımız dolu. Mecbur kaldığı için gidip geliyor. Bugün 900 liraya da bilet satsak insanlarımız mecbur kalıp binmek zorunda. Ama gönül ister ki bu fiyatlar biraz daha düşsün, vatandaşımız mağdur olmasın. Haftalık yaklaşık 86 tane uçak geliyor. Bazı günler 12, 15, 16'ya kadar çıkan uçaklarımız var. Ama buna tepki olarak bütün vatandaşlar olarak belki binmesek daha iyi olur. Yapabilir miyiz onu da bilmiyorum. Ama genelde uçak fiyatlarından rahatsız. Uçak bilet fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi otobüse göre uygundur. Uçak 450-500'dür, otobüs 300'dür İstanbul. Ama uygundur. Otobüse göre ucuzdur. Sefer sayıları azaltıldıktan sonra fiyatların artırılmasına vatandaşlar tepkili. Vallahi pahalıdır. Uçak biletleri bayağı pahalı. Onu demek istiyorum. Ekonomik iyi yönetilmiyor. Bunu demek istiyorum. İğrenç düşünüyorum. Ne düşüneceğim? 600-700 lira uçak bileti mi olur ha? Allah var, peygamber var. Yani en azından bir uçuş sayılarını bir artırsalar, bir şey olsa en azından bir fiyat düşer. Yani mümkün değil. Kendim de zaten ulaşım sektöründeyim. Uçak fiyatını yani inanılmaz biliyorum. Otobüs bilet fiyatları nasıl buluyorsunuz? Madem ulaşım sektöründesiniz. Ulaşım sektöründeyim de ulaşım fiyatlarını ben söyleyeyim. Bir şoförün buradan İstanbul'a gidişi maliyeti, sadece şoförün, mavinin, onların maliyeti 1000 lirayı geçiyor. Mazot desen gidiş geliş mazot fiyatlarını tahmini 7000-8000 lira olması lazım. Bunun en azından 400-500 kalabilmesi için full gelmesi lazım. O da mümkün değil, bulamıyorsunuz. Yani şu anda ulaşım sektörü de kötü durumda. Mazot fiyatlarından dolayı. Ya mazot fiyatı düşsün, yani uçak bilet, otobüs bilet firmasını bilet fiyatlarını yükseltmeye kalkarsak kim gidebilir ki? Biz de kar edemiyoruz. Yani bu durum böyle giderse çoğu insan işsiz kalır. Zaten yavaş yavaş öyle bir düşünce var. Sıkıntılı bir durum, çok sıkıntılı bir durum. Düzelmesi lazım, acilen düzelmesi lazım. Bir el atılması lazım ama nasıl atılacak bilmiyorum. Vatandaşlar hem uçak sayısının artırılmasını hem de bilet fiyatlarının uygun hale getirilmesini istiyor. Evet, uçak biletlerine vatandaş tepkili. Aslında herkes tepkili. Nasrettin Hocam misali kim haklı diyor ya sevgili izleyiciler. Aynen böyle durum Van'da. Siyasiler tepkili, idareciler tepkili, muhalefet tepkili, iktidar tepkili, vatandaş tepkili, uçan tepkili, uçuran tepkili. Peki suç kimde? Konuşanda. Bunu dile getirende. Yani hakikaten bir sorun var ortada. Yani konunun muhatabı olmalı. Daha önce Ulaştırma Bakanlığı geçen yıl konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı. Van'daki siyasiler çok ciddi bir yoğunluk göstermişti. Konunun üzerine gitmişti. Ve bu sorun çözülecekti ama orada kaldı, çözülemedi. Gerçekten Türkiye'nin en pahalı uçuşu Van'da yapılıyor. Bu Van'a reva görülmüyor.